Değerli izleyenler, çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Zengezur'la ilgili Rusya'nın niyeti iyice açığa çıkmaya başladı. Zengezur için 10 Kasım'da Türkiye ve Azerbaycan'ı bir nevi oyuna getirmek isteyen Rusya'nın evet gerçek niyeti ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Hangendi sularında Azerbaycan'ı durduran, topraklarına kavuşmasını engelleyen Rusya'nın hem Ermenileri korumak hem de evet sözde Ermenileri korumak hem de değerli izleyenler Zengezur'la alakalı, evet Zengezur'la alakalı Türkiye'ye ve Azerbaycan'a garanti verdiler. Aradan 5 ay geçti ama 5 ay geçmesine rağmen Rusya'dan gelen sesler hiç de hoş değil. Nedir o sesler? Hemen anlatalım. Ruslar 10 Kasım Anlaşması'nda perde girişinde de yapılan görüşmelerde Zengezur'da barış gücü kontrolünde bir geçişin sağlanacağını, Türkiye'nin buradan Orta Asya'ya kadar rahatça gideceğini ve aynen Orta Asya'dan da Türkiye'ye rahatça geçileceğini, burada bir transit yolun Türkiye için önemli bir tabii ki adım olacağını açıklayan önemli bir dipnot yayınlandı. Ermenilerin de Laçin'den özellikle Hankendi'ye ve Dağlık Karabağ'a geçişlerini sağlayan koridorda onlara bir hediyeydi. Tamam da çatır çatır geçti Ermeniler Laçin'den. Evet, Laçin koridorundan geçen Ermeniler biliyorsunuz savaş sırasında bu koridoru kullanarak kaçmışlardı. İşte bu koridorun denetimini Rusya iyice kendice akıllıca bir davranış yaptı. Çünkü kurnaz sanıyorlar kendilerini. Evet, Laçin'de kontrolü ben sağlayacağım, geçişleri ben sağlayacağım dedi. Ve binlerce Ermeni'yi, savaş sırasında kaçan Ermeni'yi ülkeye geri kattı. Her şey buraya kadar belli. Rusya'nın niyeti belli. Ama Zengezur'la ilgili ayrıntı nasıl çıktı? Tabii ki o konuya da değineceğim. Buradan 60-70 bin kişi geçti ve birçoğu da Ermeni çetlik olarak Karabağ'da silahlandı. Özellikle Ermenilerin Karabağ'da silahlanması için Laçin koridorundan tonlarca silah geçti. Bunlarla ilgili Bakü yönetiminden Bayramov'un tepkisi tabii ki gelmişti. Ama şöyle bir durum var. Bayramov konuştu, sonra susmuş oldu. Evet, Azerbaycan'ın yetkilileri konuşuyor, sonra susmuş oluyor ortalık. Garip değil mi? Tuhaf değil mi? Sayın Bayramov, hala geçiyorlar Laçin koridorundan. Ve bize söz verilen Zengilan'ı alamadık bile. Hala elimizde değil. Özellikle geçen günlerde Aliyev'in açıklaması, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın özellikle Türk Konseyi'nde yaptığı açıklamalar tamamen Zengilan'ı işaret ediyordu. Yapılan tatbikatlar Zengilan'a hazırlıktı. İşte Zengilan hala neden gecikti? 5 aydır neden açılmıyor? Bunun asıl nedeni perde gerisinde Şoygu üçlemesinin, Lavrov ve Şoygu üçlemesinin Putin'le yaptığı zirvelerden çıkan kararlarda Türk dünyasıyla ilgili yaptıkları eleştiriler, Türk dünyasıyla ilgili fobileri bu konunun etkisi. Evet, fobi, Türk fobisine kapıldılar. Bu şekilde de olunca Lavrov, Şoygu ve Putin özellikle Ermenilerin, aşırı sağcı Ermenilerin ülkede kargaşa çıkardığını, asayişi bozduğunu, Zengezur'un kaybedilmesinin çok önemli bir tabii ki bu konuda kırılmaya yol açacağını ve Ermenistan'ın karışacağını iddia ederek bu konuyu geciktiriyorlar. Yani Zengezur'u unuttuk diyorlar. Siz de unutun diyorlar. Biz de burada diyoruz ki Rusya'ya hadi oradan. Öyle bir şeyi unutmamız mümkün değil. Bu kadar anlaşmalara uymayan, bu kadar anlaşmalardan uzak, bu kadar anlaşmalardan ırak bir ülke olur mu? Rusya bir dediği bir dediğini tutmuyor. Türkiye Zengezur'da ısrarlı ve Türkiye'nin ve Azerbaycan ordularının her ne olursa olsun buna karşılık vereceği de aşikar. Şimdi bizim aziz topraklarımızda, Azerbaycan topraklarında Rus bayraklarıyla dalgalandırarak oradan gazetecilere poz vermek bu neyin göstergesidir? Siz hani Rus sulh gücüydünüz? Siz Rus gücüsünüz bal gibi. Rus gücüsünüz. Siz işgalcisiniz. İstemiyoruz sizi. Topraklarımızı istemiyoruz. Türkiye olarak istemiyoruz. Ve sizin çıkmanız için Türkiye'nin askeri yüksek gücü kullanılabilir Rusya. Türkiye ile savaşırsan NATO seni bir gün bırakmaz. Türkiye gibi ülkeyle hasım olmak Rusya'nın yıkılması demektir. Artık Türkiye askeri anlamda çok büyük bir güç. Çünkü teknolojiyi çok farklı kullanıyor. Evet, Zengezur'a Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılmış tanklarla girilmesini hayal ediyorum.
Artık çok yakın diyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili Rusya'nın verdiği sözün peşindeyiz. Rusya bu sözden caydığı vakit tabii ki bölge karışacaktır. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kesintisiz ve kayıtsız tatbikatları da bunun bir göstergesidir. Buna karşılık Rusya ve Ermenistan'ın sistemli, programlı ve düzenli tatbikatları yoktur. Rusya nükleer gücüne ve uçaklarının sayısına güvenmektedir. Ama bilmelidir ki Türkiye'nin de uçak sayısı belli bir seviyede güçlüdür ve bunun yanında hava savunma sistemlerimiz gitgide güçlenmektedir. Yani demem odur ki Zengezur'la ilgili durum Rusya'nın yan çizmesi olayına gidiyor. Biz bu olayın peşini bırakmamalı, Zengezur'la ilgili askeri hazırlıkları tamamlayıp Rusya'yı bu konuda ciddi şekilde yoklamalıyız. Bir de Rusya yanlısı birisi gelirse, Paşinyan hazır istifa etti. Evet, Paşinyan hala hazırda istifa etti ve Paşinyan yerine gelecek ismin aşırı Rusçu olması artık Zengezur'la ilgili defterin Rusya tarafından tamamen kapatılmasına yol açacaktır. Rus yanlısı ve Ermeni milliyetçileri kışkırtan ve bu konuda oradan yeniden bir tabii ki çatışma unsuru. Evet, Paşinyan ne olursa olsun aday olacağını söyledi. Şansının çok olmadığını söyleyebiliriz. Paşinyan'ın sadece şansının Putin'e karşı olan cephenin, Batı yanlısı cephenin ve Sovyetler Birliği'ne dönüşün olmamasını isteyen Ermenilerden oy alacaktır. Ama bir husus var ki Paşinyan'ı gittikten sonra Zengezur'u bu allamede, bu kargaşada aldık. Aksi takdirde Rus yanlısı ve Karabağ'dan yeniden toprak kazanmak isteyen bir Ermeni yönetimiyle mücadele edeceğiz. Yani Rusya'ya fırsat vermemeli, sahada dişimizi göstermeliyiz. Evet, Ermenilerin ateşkesi ihlal ettiğiyle ilgili sınırdan haberler gelmişti. Hatırlayın, Rusya tarafı da açıklama yapmış, sınır boyunda birkaç sarhoş Ermeni Zengezur sınırından size ateş etti, bir şey yapmayın demişlerdi, rica etmişlerdi. Azerbaycan tarafı da bu olay tekrar ederse daha ve sert ve etki bir cevap verecekler Rus tarafına bildirdiğini söyledi. Evet, Zengezur'la ilgili durum iyice kızışıyor. Türk dünyasının birleşmesinden korkan Rusya'nın bu konuda bir adım atmış olabileceği, yani yalan söyleyerek Türkiye ve Azerbaycan'ı Hankendi'yi işgali sırasındaki duruma sessiz kalmasını sağlamak istediği tabii ki bütün kulislerde dillendiriliyor. Evet, olay bu. Rusya bir oyun oynadı. Anlaşmadaki maddeyi yan çizdi. Yani Zengezur'a şüpheyle yaklaşmıştım. Zengezur'a özellikle imtina ile yaklaşmıştım. Ve bu konuyla ilgili tabii ki önemli bir dipnot da bu konuda gizli. Evet değerli izleyenler, İnşallah bundan sonraki süreçte Zengezur'la ilgili duruma Türkiye ve Azerbaycan seyirci kalmayacak. Hazırlıklar tamam. Gerekli hava ve kara unsurlarımız, ateş destek vasıtaları, her şey hazır. Kararlı olmak sadece geriye kalan. Aliyev'in de Türkiye'nin, tabii ki Erdoğan'ın da bu konuda hazır olalım mesajını aldığını düşünüyoruz. Almazsa Zengezur alamaz ve çok tabii ki bu konuda eleştiri alır. Değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Arkadaşlarına da yayınımızı önermeyi unutmayın. Saygılarımla.